işçi sınıfının örgütlenme, grev ve protesto hakkına dönük saldırı bir devlet politikasıdır. Bugün direnen maden işçileri, direnen metal işçileri bize bir şey gösterdi. Sendikalı oldukları için işten atıldılar ve kazanılmış haklarının gasp edilmesine karşı direnişe geçtiler. Direnişe geçtiklerinde karşılarında kolluk güçleri barikatlar kurdular, onları gözaltına aldılar, saldırdılar. Tüm emeklisinden sadece 2 dakikalık bir duruşmada kapatıldı. Ülkemizde 2019 Eylül itibariyle 13.496.000 emekli yurttaşımız var. Ne yazık ki 13.496.000 emeklinin yaklaşık 8 milyonu açlık sınırı altında ücret alıyor. Utanç verici bir şey. Emekli aylıklarının alt sınırı asgari ücretle eşitlenmelidir. Emekli aylıklarının belirlenmesinde hükümet emekli sendikalarıyla müzakere etmelidir. Mücadele etme, kapatma değil. Bu bütçe görüşmelerine ne esnafın, ne emekçilerin, ne kadınların, ne yoksulların görüşü alınmıyor. İş bulmak, işte çalışmak bir engellinin hayata girmesi için olmazsa olmaz meseledir. Çünkü engel orada kalkar. Birilerine bağımlı kalmaktan, hayatını sürdürememekten hayatını sürdürür hale gelir. Bizim basit, somut bir kazanıma ihtiyacımız var. Kendi emeğimizle kendi hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Ve bunun için önce devletin üstüne düşeni yapmasını bekliyoruz. Zeycan Yedigöl, cumartesi annesi. Bu anne 39 yıldır oğlu Nurettin'i arıyor. 39 yıldır oğlunu arayan bir anneden bahsediyor. 2011'de Sayın Erdoğan'la görüşmüştü ve kendisine o beyaz toroslarla götürülen oğlunun bulunacağını söylemişti. Zeycan teyzenin gözü açık gitti. Cemile Okçuoğlu, bir başka cumartesi annesi. Yıllardır, 40 yıla yakındır oğlunun peşinde. Onun da gözü açık gitti arkadaşlar. Bu ülkenin İçişleri Bakanı kadına yönelik şiddeti ayıp olarak tanımlayamaz. İşte bunu düzenlemenin, değiştirmenin yöntemini bulmak lazım. İlk önce de bütün bence en üstten en alta eğitimin bir parçası olarak toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmedi. Özellikle başta kabineden de başlayabiliriz. HDP İstanbul Sözleşmesi'ni, nafaka hakkını gasp edenlere karşı alanları terk etmeyen kadınların partisidir. HDP yeni yaşamın inşasındaki kadın iradesinin merkezidir.